Merhaba. Bugün tüp bebek tedavisinde endometriyumun öneminden bahsetmek istiyorum. Endometriyum nedir? Rahim iç zarıdır. Rahimin içerisinde bir boşluk olan endometriyal kavite dediğimiz tabakayı kaplayan, bunu örten ve her ay adetle beraber atıldıktan sonra tekrar kalınlaşan bir tabakadır. Endometriyum bizim ne işimize yarar? Birincisi her ay adetle beraber atıldığını söyledik. İkincisi endometriyum bebeğin rahime tutunmasını sağlayan tabakadır. Endometriyum ve embriyo birbirlerini tanıyarak belli bir nokta seçerler ve orada embriyo tutunarak endometriyumun içine doğru kendine bir yer açar ve orada büyümeye başlar. Bizim için tabii ki tüp bebek tedavisinde endometriyum çok önemli. Normal taze sikluslarda yani yumurtaları büyütmeye başladığımız sırada endometriyumun belli bir kalınlığa ulaşması gerekmektedir. Eğer o ay biz büyüttüğümüz yumurtaları topladıktan sonra embriyoyu transfer etmeyi planlıyor isek, polikistik over gibi veya bir embriyo havuzu oluşturmamız gereken durumlar yoksa bu durumda embriyoyu taze olarak yerleştirmeyi, fazla embriyoları da dondurmayı seçiyoruz. Peki endometriyum nasıl etkiliyor? Endometriyumun kalınlığı bazen çok yeteri kadar kalınlaşmaz endometriyum. 5 milimetre dediğimiz bir seviyenin altında kalır. Neden kalınlaşmayabilir? Bu durumda biz bunu sorgulamaya başlıyoruz. Zaten daha önceden de hastamızla ilgili bilgi alsak da bazen unutulan bazı şeyler olabiliyor konuşulması. Daha önce geçirilmiş olan kürtajlar, enfeksiyonlar, hastamızın o ana kadar hatırlamadığı bazı öyküler ortaya çıkabiliyor. Endometriyum kürtajda zedelenmiş olabilir veya bir takım enfeksiyonlar geçirilmiş, bu da yine endometriyum tabakasının yapışıklıklarına yol açmış olabilir. Endometriyumun nasıl olduğunu, o kavitenin açık olup olmadığını, yani şu güzel üçgen formunun içeride olup olmadığını anlamak için histereskopi dediğimiz bir yöntem kullanıyoruz. Kamera ile rahimin içerisine girerek tıpkı bir odanın içini incelermiş gibi bu boşluğun içerisine dolaşıyoruz. Tüplere giden ostium dediğimiz yollar açık mı? Buraların yolu net bir şekilde görünüyor mu? Aynı zamanda da bu üçgen formunu bozan bir takım yapışıklıklar var mı? Bunlar her zaman olmayabilir. Ancak yapışıklık olmasa bile bazal tabaka dediğimiz her ay endometriyumun alttan büyüterek kalınlaştıran tabakanın zedelenmesi söz konusu olabilir. Bu gibi durumlarda çok bazen yapacak bir şey maalesef olamıyor. Ancak PRP dediğimiz bir yöntem kullanıyoruz. Son yıllarda hem yumurta rezervi düşük olan hastalarda hem de endometriyumun kalınlaşması için ümit bağlanan yöntemlerden birisi PRP. Ne işe yarıyor? Mantığı nedir? PRP'de kök hücre dediğimiz platelet yani trombositler kök hücre görevi görerek buradaki dokunun işte cilt için kullanılabilir, aynı zamanda eklemler içerisindeki problemlerde kullanılabilir. Biz de bunu endometriyumda kullanıyoruz. Endometriyumu kalınlaştırmaya yarayabiliyor. Bazen 2-3 ay peş peşe bu yöntemi uygulayarak ki oldukça basit, ağrısız, acısız bir yöntem. Sizden kan alınarak ince bir pipetle sanki aşılama veya embriyo transferi yaparmış gibi bunu endometriyumun içine gönderiyoruz. Burada etki etmesini bekliyoruz. İşlemden belli bir süre sonra kalınlaşıp kalınlaşmadığını bakıyoruz. Sonrasında da eğer yeterli kalınlığa ulaşmışsa embriyomuzu transfer etmeyi seçiyoruz. Embriyo transferinde endometriyum kalınlığı tabii ki bizim için çok önemli ama anlayamadığımız başka bazı faktörler de olabiliyor. Henüz bunları çözemesek de tüp bebekte her gün yeni gelişmeler devam ediyor.